Herkese merhaba, ben Selim Öztürk. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda ne konuşacağız? Realme'nin yeni akıllı telefonlarından Realme C21Y'yi konuşacağız. Bu arada yeni dediğime de bakmayın. Geçen sene tanıtıldı bu telefon. Geçen senenin Haziran ayında aslında. Fakat hala da satışta ve hala da ilgi gören bir telefon olduğu için de açıkçası ben de bir süredir kullanıyorum. Ve bu telefonu yakından incelemek istedim ve dikkatimi çeken özellikleri anlatmak istiyorum. Özellikle de eşine, dostuna, annesine, babasına hediye almak isteyenler, bu cihaza hediye almak isteyenler için de bir rehber olsun niyetindeyim. O yüzden de hazırsak başlayalım. Öncelikle telefonun tasarımından bahsetmek istiyorum. Tasarımı çok şık bir kere zaten gördüğünüz gibi. Farklı desenler var arkada. Siyah renkli olanı var elimde. Bunun bir rengi daha vardı. Şu an hatırıma gelmiyor. Mavi ağırlıklı bir renk olabilir. Ona internetten bakabilirsiniz. Arka tarafına bakıyorum şimdi. Parmak iz tarayıcımız var. Fiziksel olarak yer alıyor burada. Daha üst seviye telefonlarda ekrana gömülü olarak geliyor. Çok da bence önemli bir şey değil zaten. Hani arka yüzde olsa da olmasa da benim için çok fark etmiyor. Özellikle hatta burası bazen pratikte olabiliyor. Bir de daha da önemlisi dokunur dokunmaz çok hızlı bir şekilde tepkime veriyor. Yani bir ekran kilidini anında açıyor. Hiç beklemiyorsunuz. O anlamda bence kesinlikle iyi çalışıyor. Onun dışında bazı telefonlarda da biliyorsunuz güç tuşu, sağ taraftaki yer alan güç tuşunda yer alır parmak iz tarayıcısı. O bana çok şey gelmiyor, kullanışlı gelmiyor mesela. Çünkü ben genelde sol elle kullanıyorum ve hani şu şekilde ekran kilidini açmak bana çok daha kolay geliyor. O yüzden de bunu beğendiğimi söylemem lazım. Bu tip telefonlarda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Arka tarafta üçlü kameramız bulunuyor. Yanında da bir LED flash'ımız var zaten. Kameraları konuşacağız. Onun dışında alt yüzeyde tabii şimdi burada eleştiri noktasına geliyorum. Nedir o tabii ki? Alt tarafta bir 3,5 mm kulak yolumuz var. Eyvallah, süper. Zaten eskiye dönük destek her zaman tabii ki başımızın tacı. Ama USB Type-C girişi yerine micro USB yuvası görmek beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü hani yeni nesil cihazlarda artık bu girişi görmek istemiyoruz. Özellikle biliyorsunuz son zamanlarda çıkan bir haber, Avrupa Birliği'nde artık tek tip şarj kablosu standardı oturtulmak isteniyor ve bu konuda gerçekten de ciddi bir yol kat edildi. Muhtemelen de olacak da zaten. Şimdi artık yani yıl olmuş 2022, hala micro USB yuvasını kullanan herhangi bir cihaz, hiç fark etmez. Telefon olsun, başka bir cihaz olsun. Yani o kabloyu temin etmek bile zor olabiliyor. Yani bir kablonun başına bir şey geldi. Yani başka bir kablodan hemen bulup bir şekilde ben yine telefonumu kullanmaya devam edebilirim, şarj edebilirim ama bu cihazda sadece bunu zorunlu kılmış ve eski standart korunmuş. Maalesef o anlamda Realme eleştirilerimi hemen iletiyorum buradan tabii ki. Çünkü USB Type-C girişi de bence kesinlikle bu cihazda olmalıydı. Belki bundan sonraki nesildeki cihazlarda Type-C girişini görebiliriz ama bunda maalesef yok. Onun dışında ekranımız büyük. 6,5 inçlik büyük bir ekranımız var ve %81 oranında yaklaşık ekran gövde oranı var. Ekran gövde oranı dediğimiz şey şöyle bir şey aslında. Yani ekran çerçeveleri nispeten biraz kalınca dolayısıyla hani daha üst seviye bir telefon aldığınızda daha ince oluyor ya çerçeveler. Mesela ekranı çok daha fazla size kalıyor. 20C21Y'de böyle bir şey yok ama zaten fiyatları aşağı yukarı bu cihazların 2900-3000 TL şu an. Bu fiyatlarda telefon alıyorsanız çok da ona dikkat etmezsiniz bence zaten. Onun dışında şimdi tabii merak edilen bir başka noktası kamerası. Ana kameramız 13 megapiksel çözünürlüğünde görüntü alabiliyor. Tabii loş ışıkta, yani daha doğrusu loş ortamlarda, yani ışığın yetersiz olduğu ortamlarda çok güzel fotoğraflar çekmiyor. Zaten hani bunu çektiğini iddia eden telefonlar da çok fazla iyi çekmiyor genelde zaten. Çok üst seviye telefon lazım hakikaten de. Ben o açıdan mesela OnePlus 9 Pro'yu çok beğenmiştim. Onun gibi birkaç telefon daha var böyle ve ya hakikaten ışık çok çok yetersiz bile olsa gündüz gibi çok net güzel görüntüler çıkarıyor. Ayrıntıları da görebiliyorsunuz yani. O açıdan kesinlikle güzel bir cihazdı. O tip cihazları da özellikle takip ediyorsanız biraz daha tabii bütçenizi yukarı çıkarmanız gerekiyor. Ama bu cihazda böyle bir şey beklemiyoruz. Ama ışığı yeterli aldığı ortamlarda çok güzel fotoğraflar da çekiyor. Videolar çekebiliyor. Sonuçlardan memnun kalacağınızı da söyleyebilirim. 3 kamera var demiştik. Ana kameramız 13 megapiksel çözünürlüğünde görüntü alabiliyor dedik. Bunun dışında da beraberinde ultra geniş açılı kameramız yok. Yani bu fiyatlarda zaten ultra geniş açılı kamera arar mısınız, aramaz mısınız? O da ayrı bir konu. Herkes kullanmıyor bu zaten bu kamerayı. Onun yerine ne yapmışlar? 2 megapiksel makro, 2 megapiksel de derinlik sensörü eklemişler. Makro ile ne yapıyoruz? Yakın çekimler yapıyoruz. Çok meraklısıysanız o da yine işinizi görecektir. Derinlik sensörünü zaten pek çoğumuz kullanıyor. Portre fotoğraf çekmek için. O anlamda da yine
iyi sonuçlar bence elde edebiliyorsunuz. Önce keza 5 megapiksel çözümde görüntü alan bir kameramız var. Video tarafına geldiğimiz zaman da önde arkada 1080p HD çözümünde video kaydı yapabiliyor. 4K tabii ki burada video kaydı yapmıyor maalesef. Hani ama zaten dedim ki bu cihazın hani bunu desteklemesi gayet normal zaten. Onun dışında başka nelerimiz var ondan bahsedelim. Ha, mesela işlemci dedik. Şimdi işlemci tarafından çok bahsetmeye gerek yok. Yani çünkü zaten öyle çok bilindik tanıdık bir işlemci de zaten yok içinde. Fiyat performans telefonu derken şunu söylemeye çalışıyorum. Hani çok yüksek performans da bu cihazdan beklememek lazım. Yani eğer siz çok böyle yüksek PUBG'dir, Call of Duty Mobile'dır çok yüksek seviyede oyunlar oynayacaksanız bu cihaz zaten size göre değil. Çünkü hani akıcı bir şekilde oynayamazsınız ya da grafikleri çok yüksek çözünürlükte oynama şansınız pek fazla yok. Genelde daha temel orta seviyede oynama şansınız oluyor ama pratikte gene de oynayabiliyorsunuz. Ama oyun cihazı istiyorsanız bu cihaz size göre değil. Onu zaten söyleyeyim. Dahili hafıza tarafına baktığımız zaman 32 ve 64 GB'lık seçeneklerimiz var. 4 GB RAM ile geliyor. Şimdi bu cihaz 64 GB dahili hafızası var. Şimdi dahili hafıza bence kesinlikle yetersiz. 32 GB gibi seçeneğin bence zaten olmaması lazım. Yani fiyatı tam daha da aşağı iniyor ama 32 GB nedir? Yani şu an dosyaların boyutu o kadar çok arttı ki. Yani bir de şimdi birkaç sene ben bu telefonu kullandığımı düşünüyorum mesela. Fotoğraflar, videolar birikecek asla yetmez. Yani dolayısıyla da artık bu zamanda minimum 128 GB olması lazım. Hani 64'te yani bir nebze ki kesinlikle bana yetmez herhalde. Yani 128 GB bence minimum olmalı. 32 GB'ı görünce ben de biraz şok olmuyor değilim artık bu seviyeli telefonlarda. O yüzden bence artık tarihe karışmalı diye düşünüyorum artık yeni modellerde. Ve gelelim bu cihazın en vurucu özelliğine. Kesinlikle batarya ömrü diyebilirim. 5000 mAh kapasiteli bataryası var. Bu zaten ağırlığına da yansıyor. Yani yaklaşık 200 gramlık bir ağırlığı var. Ağır bir telefon yani. Ağır ve büyük bir telefon. Ama 5000 mAh ne demek? Yani şarjı bitmiyor bu kardeşim bu telefonun demek. Yani priz başına çok fazla vakit geçirmiyorsunuz açıkçası. Nasıl diyeyim yani? Gün boyu istediğiniz kadar kurcalayın telefonu. Oyun oynayın ne bileyim. Instagram'a girin, WhatsApp'a girin, telefon görüşmesi yapın vesaire. Hiç önemli değil. Gerçekten de oldukça uzun süre dayanabiliyor. Zaten hani içindeki parçalar çok enerji tüketen özelliklere sahip değiller. Aynı zamanda batarya ömrü de uzun olduğu için 5000 mAh'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla size bir gün çok rahat bir şekilde yetebildiği gibi ikinci güne de dayanabiliyor. Dolayısıyla o açıdan kesinlikle memnun kaldığımı söyleyebilirim. Peki bu telefon kimler için? Bu telefon tamam eğer çok fazla işte 2900-3000 TL fiyat bandında bu video yayınladığım sıralarda fiyatlar. Bu fiyatlarda arıyorsanız telefon bence kesinlikle güzel bir çözüm diyebilirim. Eksi özellikleri var ama artıları eksilerden çok daha fazla. Onun dışında hani Realme zaten yabancı bir marka değil. Artık Türkiye'ye geldiğinden beri adını gerçekten duyurmayı başaran markalardan biri. Oppo çatısı altında ama Oppo adını kullanmadan Realme olarak gayet başarılı işler yapıyorlar. Ki Realme telefonların hani 8000, 16000, 15000 telefon hani modelli telefonları da var bu arada. Yani üst seviye telefonu da çıkarıyor marka. İyi işler de yapıyor. Eğer ama 3000 TL fiyat bandı arıyorsanız kardeşim diyor. Benim böyle bir çözümüm de var diyor. Bu telefonu çıkarıyor. O anlamda bence kesinlikle güzel. Veya eşinize, dostunuza, annenize, babanıza telefon alacaksanız mesela bence kesinlikle çok ideal bir çözüm. Hatta bana soran oluyor genelde hani işte annemin telefonu bozuldu ne alayım, babamın telefonu bozuldu ne alayım diye. Hiç düşünmeden Realme C21Y diyorum mesela. Şimdi yeni çıkan modeller de vardı onu da önerebilirim ama ya şimdi hala bu satışta ve hani 2900 TL'nin altına zaten telefon bulmanız çok zor. Ki bulsanız da zaten muhtemelen çok kötü özelliklere sahip. Hani o kadar da kötü telefonu da vermeyin artık annenize babanıza. Dolayısıyla bu cihaz bence o anlamda ihtiyaçlarını fazlasıyla görebilecek bir telefon. Dolayısıyla bunu da söyleyebilirim. Evet bu videoda ne yaptık? Realme C21Y'yi ana hatlarıyla böyle bir baktık. Öyle çok böyle derin testler vesaire yapmadık. Hani onları da arıyorsanız mutlaka YouTube'da bulabilirsiniz elbette ama ben genel anlamda bu telefonla ilgili fikirlerimi söylemek istedim. Çünkü yaklaşık 4-5 aydır kullanıyorum bu telefonu ve gayet de memnunum. En çok da dediğim gibi batarya performansını sevdim. Onun dışında zaten hani Instagram, WhatsApp'a vesaire giriyorum. Onun dışında hani zaten başka bir telefonum daha var. Daha güçlü özelliklere sahip olan. Onu kullanıyorum genelde. Dolayısıyla hani bu telefonu yani gönül rahatlığıyla önerebilirim size. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve yorumlarınızı okuduğumu unutmayın. Yorumlarınızı çok rahat bir şekilde yazabilirsiniz. Herhangi bir konuda sorduğunuz sorulara mutlaka dönüş yapacağımı da unutmayın. Hala abone değilseniz de lütfen abone olun ve bildirimleri açın ki videom yüklenir yüklenmez haberiniz olsun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.